Bu videoda telefon tamir edeceğiz arkadaşlar bir farklılık yaparak. Çamaşır makinesi tamir etseydik. Değişik aletler de tamir etmemiz gerekiyor. Bilmiyorum, herkes kendi aletini tamir etsin bence. Yani bence de. Yani elinde bulunan alet. Yani herkes kendi mantarına baksın. Aynen öyle. Bu ünlü bir Çin atasözüyüz değil mi? Bilmiyorum, balıkçılar der. Şimdi kanala ilk gelenler biraz tuhaf karşılayabilir aramızdaki muhabbeti. Biz böyle seviyoruz. Neyse, bunlar ne? Bu bir separatör. Tamirde kullanacağız şu an. Kulaklık, o bluetoothlu falan filan. Bunlar da hediye olacak. Hediye detaylarını anlatacağız videonun içinde. Farklı bir konseptle hediye olacak bunlar. Are you listening? Ne diyoruz? Merhaba arkadaşlar, ben Semih. Merhaba arkadaşlar, ben Semih. Tamir Et kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ferdi. Araç tutacağı, ses topu, power bank, böyle bir kulaklık. İki tane bluetooth kulaklık, bir tane de böyle bir kulaklık. Bunları detaylarını ileride anlatırız. Şimdi bu separatör arkadaşlar. Separatör nedir? Ütü gibi bir alet diyeyim Türkçesi. Elektriğe takalım. Şu tabla ısınıyor. Açtım. Şu an 80 derecede ayarlı. Bu tablo ısınıyor ve telefonun arka kapağını, ön camını sökmeye yarıyor. Bugün yapacağımız cihaz Oppo. Ekranı kırık. Aynı zamanda bu ekran kırılırken bu cihaz... Ne olmuş? Ne olmuş? Onu diyorum işte, ne olmuş? Yağmurda yere düşmüş. Hem ekranı kırık, hem yağmurda ıslanmış, hem yere düşmüş. Ya bunu bir de biz şöyle biliyoruz. Biz bu cihazı alırken 3-4 tane birden cihaz aldık. Daha önceki videolarda yaptık, size bahsetmedik. Aldığımız şahıs bize öyle söyledi. O da aldığı kişi ona öyle söylemiş falan filan. Biraz ısındı. Arka kapak da yeteri kadar ısındı. Bu elimizi yakmayacak bir sıcaklık. Yani buraya elinizi koyarsanız direkt yakabilir şu metalin üstüne. Gayet iyi şu anda. Cihazımızı sökmek için ilk önce bunlarda bu çok büyük bir hata yapılıyor. Ben daha önceden denk geldim. Bir videoda da izledim. Yapılan hata şu. Arka kapak açılmaya çalışıyor. Arka kapağı açmadan önce şuradan arka koruyucu kapağı kaldırmanız lazım. Çıtayı açmadan. Bu daha önceden açıldığı için biraz kolay açılıyor bakın. Tabii arkada parmak izine dikkat etmesi gerekiyor. Tabii buna dikkat edin arkadaşlar. Sonra bu vidaları sökeceğiz. Yani direkt şuraya girerseniz eğer kırılabilir. Separatörle işimiz bitti. Kayısı marka. Kaliteli bir üründür. Kayısı K812. Ha, bunun diğer separatörlerden farkı ne? Bunda vakum yok. Bazı separatörlerde şurada delik olur bir sürü. O ekranı buraya koyduğunuzda vakum yapar. Camı çeker ve siz ekranla camın arasına bir telle girip camı ekrandan ayırırsınız. Bunda vakum yok ama onunla da işimiz de yok şu an. Bizim öbür büyük versiyonunda vakum var. Ev tipi versiyonu. Vakum işinde cam işi değiştirme işi falan yapacaksanız olur. Ne oldu? Ekran elimde kaldı. Bu tamirimizi Xiaomi Mija'nın elektrikli tornavidasıyla yapıyorum. Bu yeni bir ürün. Torklu bir tornavida. 2 kademe ayarı var. İlk önce şu parmak izi okuyucusunu sökmek istiyorum. Elimin altında durup zarar vermesini istemiyorum. Daha doğrusu parmak izi okuyucusuna zarar vermek istiyorum. Şu an 1'de çalışıyor. 2'yi alalım. Biraz daha hızlı olur. Bu arada sosyal medyalarımızı aşağıya bırakıyoruz arkadaşlar. Eklemeyi unutmayın. Bilgi yarışmalarımız oluyor. Artık yeni bir konsepte geçiyoruz hediyelerde. Videoların içinden bilgi yarışmaları yapacağız. Bu hediyelerde o yarışmalarda verilecek. Geçen hafta bununla ilgili bir pilot deneme yaptık diyeyim ben size. Güzel geri dönüşler aldık. Hem güzel oluyor hem çok hızlı oluyor hediye. Gün içinde 1-2 bunu yapmayı planlıyoruz artık. Videodaki gösterdiğimiz hediyeleri o hafta içi vereceğiz. O videodan sorular, işte bazen genel kültür soruları. Geçen İstanbul'a Fatih Sultan Mehmet gemileri nereden indirdi ya da nereye indirdi gibi bir soru sordum. İlk bilen kişiye hediyesini verdik. Bunlar da böyle olacak. Bu videodan sorular olur. O yüzden dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. Kasa biraz yıpranmış. Şimdi arkadaşlarımız bu telefonu hediye verecek misin diye soracaklardır. Bunun sahibi hazır. Semih bunu bir takipçimize vermek istediğini söyledi bana videodan önce. Biz çünkü takipçilerle konuşuyoruz. Bazılarının anlatıyorlar durumlarını filan. Bu ekran daha önceden değişmiş. Nereden anladın? Kocaman burada firmanın logosu var. BEP diye bir firmanın logosu var. Android grubundaki cihazlarda çıtasız ekranlarda özellikle en gıcık olduğum taraf şu iç kasayı temizlemek. Bunlar çıtalı gelse uğraşmayacaksın. Çıtalı gelse uğraşmayacağım. Temizlemekle uğraşmayacaksın şu ortada. Bunun çıtasını kasayı bulamadık, hatırlamıyor musun? Japonla bir kere kırdık değil mi biz bunu? Doğru. Bu cihaz değil. Yok, çıtalı gelmiyor işte. Sıkıntı orada. Ya bazı modellerde oluyor. Oppo Türkiye'ye yeni girmiş bir model olduğu için yedek parçası şu an çok rahat bulunamıyor. Yalnız sıvı temas dediler. Bir tane bile oksit yok. Girmemiştir içine su. Hemen aldıysa yerden. Yerler o kadar ıslak değildir. Nemlidir sadece. Olabilir. Buraları iyi temizlememiz gerekiyor. Aynen. Yoksa ekran iyi yapışmayacak. Gün içinde indirimler falan paylaşıyorum bazen. Çok güzel indirimler yakalıyoruz Banggood'dan. Şimdi bir firmayla daha görüşüyorum indirim almak için. O da Türkiye'de bir marka.
Büyük bir marka. Hadi onunla da olursa sizle paylaşacağım yine. İhtiyacı olan bakabilir. Tabi bunlar stok sınırlı oluyor genelde. O yüzden ihtiyacı olanlar bir an önce ulaşması için Instagram'da bildirimler bölümü var. Yukarıda zil var. Onu açarsanız hem yarışmalarda size bildirim gelir ben hikaye atınca, hem de o tür indirimlerde hemen haberiniz olur. Böyle de bir detay paylaşayım sizinle. Aslında sana bir şey diyeyim mi? Bunu daha önceden tamir yapılırken sanırım eski yapışkanı daha iyi duruyor. Temizlemeden mi sarkmışlar? Anlamadım ki. Bunu yapıştırdıkları yapıştırır. Bu kadar olmamış. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bu tür ekranlarda çok dikkat edin takarken. Çıtalısı varsa mümkünse çıtalısını almaya özen gösterin. Eğer çıtalısı yoksa iyi temizleyin ve ekranı oturturken çok dikkat edin. Çıt diye kırılıp gidebilir. Tamam, kolay takıyoruz da Semih zaten onun ilmini çok iyi bildiği için yıllardan beri pratikleşmiş artık. Ama kırabilirsiniz. Şimdi bizim tamirette Android grubu ekran satmamızın en büyük sebebi de bu. Çok fazla problem yaşayabilir. Ondan dolayı satmıyoruz. Bakın ben şimdi bu çıtayı nasıl kolay oturtmanız gerektiğini, nasıl bir yöntem izlediğimi size hemen anlatacağım. Bakın ben iyice temizliyorum. Burada herhangi bir kalıntı kalmaması lazım. En önemlisi şu. Bu ekran bakın kırık. Şurada ufacık bir yer kırılmış. En ufak cam parçaları eğer şurada altta kalırsa bu ekranı kırarsınız arkadaşlar. Size şunu göstermek istiyorum. Hemen ekranımızı alayım. Ekranımız bu. Şimdi bunu çıtaya oturtmamız gerekiyor. O kadar ince ki kıl gibi. Yani şuraya bastırdığınız anda kırılır. Bunu buraya böyle oturttum. Bakın üst tarafa denk geldi. Şu an yapıştırıcı sürmedim. Bakın buralarda oturdu. Şöyle iyice oturup oturmadığını jelatinleri kaldırmadan bakıyorum. Bakın jelatinlere hiçbir şekilde müdahale etmedim. Bu jelatin eğer en ufak şuradan bir kalkıklık olursa bunu firma geri almaz. Aynen öyle. Bunu buraya taktım ekran soketine. Şimdi bataryamızı da takalım. Bataryayı da taktım. Startlayalım. Şarjı yok. Şarj edelim. Bunu şey de yapabilirdiniz. Çıtaya oturtmadan dışarıdan da deneyebilirsiniz. Açalım. En çok bu ekranları bu şekilde takarken zarar verilen yeri göstereceğim birazdan size. Şimdi bu ekranı oturturken alt kısmı ister istemez şurada bir kalınlık var. Şu bakın şurada. Bunu çıtaya oturttunuz. Buraya eğer tam oturmazsa bakın şurası o kadar ince ki. Yani santimetrenin belki onda biri kadar. En ufak bir yamuk olduğunu bastırdığınız anda sesi duydunuz mu? Bir daha yapayım. Bakın bu ne oldu biliyor musunuz? Dışarıda bir çatlak görmeyebilirsiniz. Ama ekran şuradan çatladığı için şu alt kısımdan. Bakın çatlağı da size hemen göstereceğim. Şurasını gördünüz mü? Bu ne var biliyor musunuz mu? Ekranı böyle çizgi çizgi yapar. İçinde böyle beyaz beyaz rengarenk çizgi. Dışında hiçbir şey görünmez. Dışında hiçbir şey görünmez arkadaşlar. Bu bizim başımıza o kadar çok sık geliyor ki ben bile bazen takarken bunu yaşıyorum. Her zamanki gibi. Yine şifre var. Şifremiz, saygılar. İşte burada da şöyle bir gıcık bir durum var arkadaşlar. Riski size söyleyeceğim. Bunu aldığımız kişiden biz şifreyi öğrenemezsek ki öğrenemeyiz. Diyelim cihazı sıfırladık. Sıfırladıktan sonra Google hesabı çıkıyor. Bazı modellerde Google hesabını atlayabiliyoruz. Bazı Oppo'larda Mi Cloud gibi, iCloud gibi yeni bir sistem var. Ve atlayamıyorsunuz arkadaşlar. Ne yazık ki cihaz çöp oluyor. Çöp oluyor yani. Parlaklığı da gayet iyi. Yan sanayi olmasına rağmen gayet güzel. Ben ekranı oturtmak istiyorum. Oldu da dediğim gibi biraz önce ekstra bir durum olursa sıkıntı değil. Kasal olarak ekranı elimizde tutarız. Şurayı kastediyorum. İlk önce buraya oturtursanız şöyle. Bakın. Ya bunlar böyle arkadaşlar ne yazık ki. Dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu telefon bir Samsung'un üst modeli olsaydı atıyorum. Note 10 Lite. Çıtalı bir ekran. Yani daha kolay oluyor. Ama tabii çıta işin içine girdi mi fiyat da artıyor. Yani ekran fiyatı çok artıyor. Özellikle A10, A serilerinde A20 çıtasız ekran atıyorum 250-300 lira. Ama çıtalısı 600 lira. Bunda da ben her zaman söylediğim gibi ne az ne çok. Bunun orijinalini bulmaya çalışın. Bulamıyorum diyorsanız linkini paylaşacağım. Bu milimini paylaşmam. Çünkü bu milimini almanızı önermiyorum. Profesyonel olarak bu işle uğraşmıyorsanız şayet. Çünkü kendi kendine kuruyor. En ufak boyutunu paylaşacağım. 15 İstiyorlarsa bunu da paylaşırız. İstiyorsanız bunu da yazarsınız. Paylaşırım yine. Burada en çok dikkat ettiğimiz ekranın alt kısmına sürmüyoruz. Sadece ekranın daha doğrusu camın yan çıtalarına sürdüm. Burada da hemen yapıştırmayacağız. Çünkü hemen yapıştırırsak gerekli mukavemeti sağlamayacaktır. Bekleyeceğiz. 5 dakika, 10 dakika. Ben genelde 10 dakikaya yakın beklemeyi tercih ediyorum. Bu arada sen söyleyeceklerin varsa söyle. Yarışmadan bahsedeyim. Yarışma yeni giriyor hayatımıza Tamlet kanalında. Çeşitli bir şekilde atıyorum. Turkcell'de, BİP'te vardı bu zaten. Hem orada var. Bir yarışma vardı. Şöyle ki arkadaşlar, hem genel kültür düzeyinde hem bizim kanal düzeyinde olacak yarışma. Bu ilk. O yüzden hediyeler biraz daha ufak seçildi. Şu an test ediyoruz. Test aşamasında olduğu için bu hafta bakacağız. Güzel performans ve sizden güzel geri dönüşler alırsak devam ettireceğiz. Diğer hediyelerimiz de zaten biz spontane verdiklerimiz de oluyor zaman zaman. Ama bunun için bizim sizi tanımamız gerekiyor. Bunun için de bizim hesaplarımızı eklemeniz gerekiyor.
ki tanıyabilelim. Bir ayırt edelim. Hani kimler bu hediyeyi istiyor? Kimler gerçekten takip ediyor? Mesela gerçekten takip edip kanalı Instagram'ları takip etmeyenler de var. Ama onlar zaten hediye istemediği için takip etmiyorlar. Ya da hoşlanmıyor. Ya da Instagram'ı yok. Ben de herkese takip etmiyorum Instagram'dan. Yani. Sadece arkadaşlarımı takip ediyorum. Böyle insanlar da var. Onlara da saygı duyuyorum. Ayrı konu. Ama bizi takip eden insanlara vermek istiyoruz. O yüzden de bilgi yarışması şeklinde yapacağız. Yani diğer türlülerde devam ediyor şu an için. Onda bir sıkıntı yok. Bu ekstra bir hediye olayı yani diğerlerine göre. Bu hafta içi böyle çerez niyetini anlık hikayeyle evet. paylaşılacak bir şey. Nasıldır ne değildir? Zaten ben hikayelerde anlatırım daha detaylı. Hediyeleri de o an işte deriz. Şu hediye verilecek şu saatte. Sonra sorusu gelir. İlk cevaplayan alır. Bu şekilde olur. Ben şimdi unutmadan birkaç videodur takipçimizin sorduğu soru var. Telefonu şarja takınca komut verme. Onu anlatayım hemen size. Elhamdülillah. Evet, kestirmelere girdiniz. Şimdi kestirmelerde otomasyon. Otomasyondan eğer burada hiçbir otomasyon yoksa artıya tıklıyorsunuz. Kişisel otomasyon yarat. Burada bakın birçok günü belirle, saati belirle birçok yer var. Buradan en aşağıya şarj aleti yazıyor bakın. Şarj aleti bağlıyken, bağlı değilken, bağlıyken ileri yapıyorsunuz. Buraya işlem ekle dediğinizde buradan metin seslendire giriyorsunuz. Metin seslendire girdiğinizde buraya ne yazalım? Hemen tamir et Semih. Şarj oluyor. Yazdık. Sonraki diyorsunuz. Şu an tamam. Çalıştırmadan önce soru kapatmamız gerekiyor. Bitti dediğimizde olay bitti. Bakın arkadaşlar. Şu an otomasyonumuz gerçekleşti. Şarja taktım. Tamir et Semih ile şarj oluyor. Tamir et Semih ile şarj oluyor. Bir de burayı istediğiniz yazabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Tamir et Semih ile şarj oluyor. Yani mesela ben burada daha önceden güçten çektiğim anda mesela demişim. Elhamdülillah. Güçten çektiğim. Tamir et Semih ile şarj oluyor. Çekince de. Elhamdülillah. Ya da mesela şunu kapatayım. Daha önceden yapmış olduğum. Tamir et Semih ile şarj oluyor. Şarj ol. Mesela. İkisi de çaldı bu sefer. Şey bunu kapatmamışım herhalde. Elhamdülillah. Niyet ettim Allah rızası için şarj olmaya. Bu şekilde arkadaşlar. Buradan şöyle bir durum var. Otomasyon sekmesinde kişisel otomasyon yarattığınızda burada birçok özellik var. Mesela e-posta geldiğinde, mesaj geldiğinde, Bluetooth bağlandığında işte eve girdiğinizde dahi yapmanız gerekenleri buradan kendiniz mesela komut veriyorsun. Evinizi daha önceden konumuna eklerseniz eve gitmeden önce bir şey hatırlatır. Atıyorum ekmek alacaksınız ya da eve vardığınızda mesela spor salona vardığımda ne yapmam gerektiğini. Mesela şöyle akıllı ev sistemi varsa atıyorum kombinde telefonla evet. senkronsa eve girdiğimde kombiyi 30 dereceye getir. Gibi bir şeyler yapabilirsin. Aynen öyle. Bu şekilde bu işe yarıyor. Daha önceden bir takipçimiz bunu sormuştu. Bir türlü denk gelmedi. Bu videoya nasipmiş. Bu arada ekranımız sürdüğümüz E8000 kurmak üzere, bitmek üzere. Bir de şeyi mi göstersek şu aldığımız yazı tahtasını? Maliyet hesabında en son. He o zaman mı? Maliyet tamam. hesabında. İstersen resim çizeceksen, oynayacaksan getireyim. Yok bir şey çizmeyeceğim. Sen varsa söylemek istediğin söyle. Ne söyleyeyim? Uzun hava söyle. Üstünden vakit geçti. Ben her zaman ilk önce şu alt kısmı takmayı tercih ediyorum. Bakın tamam. Daha önceden defalarca altta bir şey kalmasın diye baktım. Evet. Şimdi videonun sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Çok sorulan platin üyelikten videonun sonunda bahsediyorum biliyorsunuz. Platin üyelik bu hediyelerden bağımsız bir olay. Bizim katıl butonumuz var biliyorsunuz. Bant yapmadım çünkü alttaki bant çok kuvvetli. Gerek yok. Burada normal standart bir şekilde cihazı topluyorum. Sen anlatmaya devam et. Birkaç kademe var. Çok amel bize destek. Bizim üyemiz oluyorsunuz. Instagram'dan falan bana mesaj atıyorsunuz görüntülü. İşte konuşuyoruz. Oyun oynuyoruz bazen. Şu aralar fırsatım olmasa da. Yani destek tamamıyla. Gümüş bizim bir WhatsApp numaramız var. Tamir yaptığımız abonelerimizde. Onu görebiliyorsunuz. Ama sadece belirttiğimiz tamirleri yapıyoruz. Diğer videolarda da anlattık bunu. Ekran değişimi, kasa, batarya gibi değişimler. Anakarsal ve sıvı işlerini sıvı temasları yapmıyoruz. Bilginiz olsun. Bir dakika. Üye olmadan arkadaşlar o gümüş lafını böldüm. Lütfen yaptığımız hangi tamirleri olduğunu Instagram'da bakın arkadaşlar. En alttaki postta var. Evet. Sonradan bir olduğunuzda gönül kırıklığı olmasın. Çünkü kesinlikle anakart işlemleri ya da NAND değişimi, hafıza yükseltme gibi şeyler yapmıyoruz. Bilginiz olsun. Yasal olmayan hiçbir tamiri de yapmıyoruz. Öyle teklifler de geliyor bazen. E-mail gibi mesela. Onları kesinlikle yapmıyoruz.
altın var gümüşten sonra. Onda da WhatsApp'ımıza erişip biz de işte soru sorabiliyorsunuz. Destek amaçlı yine. Eskiden farklı bir amacı vardı ama tamir et satı kaldırdıktan sonra sadece o amaca yöneldi. Sonra platin elmas var. Elmas'ta da yine bize destek ve WhatsApp'ımıza erişebiliyorsunuz. Onun haricinde bir de platin üyeliğimiz var. Platin üyelikte de yine WhatsApp'ları görüyorsunuz. Bütün alt segmentteki özellikler geçerli olduğu gibi aynı zamanda hurda cihaz ve tornavida da veriyoruz. Böyle bir projeye başlamıştık birkaç ay önce. Liste yayınladıktan sonra ilk yazana veriyorduk. Baktık ki böyle işi oluyor, adamın yazamıyor. İlk yazanlar iyi cihazları alıyor. Sonrasında kimse iyi cihaz kalmıyor. Bundan dolayı artık rastgele seçim yöntemiyle yapıyoruz. Cihaz tamamen şans eseri ne cihaz alacağınız. Çünkü cihazları gösteriyor. Sonra kargo poşetlerine koyup numaradan siz seçiyorsunuz. Bu şekilde devam ediyoruz şu an için. Bu daha performanslı ve daha iyi geri dönüşlü oldu. Yani adaletli olduğunu düşünüyoruz. Yanlış anlaşılmasın, şöyle herkese gidiyor cihaz. Çekiliş falan yok. Sadece hangi cihazın geleceği şans. Yanında tornavida seti falan, tamir kutusu, bazı aylarda kulaklık, powerbank gibi şeyler de koyuyoruz. Onun dışında da üyeliğiniz bugün başladı diyelim. Bugün günlerden ne? Salı. Salı günü olan listemiz varsa alabilirsiniz. Ama salı günü o gün listemiz yoksa öbür hafta alabilirsiniz. 30 gün boyunca ayda bir kere alma hakkınız var. Üyeliğiniz yenilenince yine var. Öbür ay yenilendi, var. Yani 5 ay boyunca üyeyseniz 5 ay 5 tane cihaz alıyorsunuz. Böyle düşünün. Bu kadar basit bu. Semih, bir şey söyleyeceğim mi? Bunu aylardır bu şekilde alan arkadaşlarımız da var. Evet. Ya mesela bazı cihazlar, yolladığımız cihazlar çalışıyor. Ama böyle çok maddi değeri olan değil. Yine en alt grupların hepsi 200... çalışıyor diye biliyorum. Çünkü onlar toplu aldığımız cihazlarda 150-200 liraya sattığında, yani onlar da şöyle, yine zararın olmuyor aslında. Şu bir ara takip edenler bizi bilir. Dı cihaz yapmıştık. Evet, 130 liraya sattığımız. O cihazlardan da koyuyoruz mesela içine. Onlar çalışıyor. Sağlam cihazlar. Yani sim kartınızı takın, kullanın. Ya paranız çöpe gitmiyor. Yani neticede karşılığında bir şey alıyorsunuz. Kendimizden çok fazla şey veriyoruz oraya. Neticede bir iPhone 7 veriyoruz. iPhone 7'nin hurdası 150 liradan fazla eder. Komple düşündüğünüz zaman. Neyse. Hediye olayına gelelim. Bu yarışma olayı yeni bir konsept çünkü. Bunda video için bahsediyorum. Burada gördüğünüz hediyeleri vereceğiz. Hafta içi bu videodan muhtemelen sorular soracağız. O yüzden videoyu dikkatli dinleyenler ve izleyenler şansları yüksek diğerlerine göre. Atıyorum, Tamir Et kanalının iPhone'larda kullandığı batarya modeli markası nedir? Deji, Fuji Power, Bytec, Rova. Ne marka kullanıyoruz biz? En çok Fuji Power kullanıyoruz. İlk doğru cevabı veren o an alıyor. Toparlayacak olursam hediye şartı, bu kanala abone olup tüm bildirimlerini açmak. Bu videonun altına yorum yazmak. Yorumun ne olduğunu pek önemi yok. Artı bir bile olabilir. Aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızı, Instagram'ları takip etmek arkadaşlar. Bu yarışma şeklinde oluyor. Çekiliş şeklinde değil. Çekiliş yapmayacağız bu hediyeler için. Bilginiz olsun. Bu sefer Mengene ile sabitledim. Mengene'lerin eğer linki varsa daha önceden aldığımız. Ben bu mengeneler hep link bulacağım diyorum. Size unutuyorum. Ayarlı sonra. Bir mengenedir şöyle. Bu böyle ayarlarsınız. Çok sıkma olmuş da olursunuz. Maliyet hesabına gelelim şimdi. Tabii paket lastiği. Maliyet hesabını bunu da kullanabilirsiniz. Evet. Tabletimiz bu. Biraz sığmıyor. Değişik bir tablet bu. Şimdi maliyet hesabını yaparsak. Toplu aldığımız cihazlarda içlerinde iPhone da var, Note 3 de var, Note 5 de var, Oppo da var. Aşağı yukarı bu cihaz 250 liraya falan gelmiştir. Toplu aldığımız cihazlardan olduğu için 100 liraya da gelmiş olabilir. Yani ama öbür cihazları çok karlı satarsak belki 0 liraya gelecek. Evet, o yüzden 250 diyelim. Yani. Ekranı da bunun 200 TL'ye almışız. Tabi bu toptan fiyatı arkadaşlar. 450 TL. İşçiliğini sayma. İşçilik de olsa 200 lira falan işçilik olur buna herhalde. Ya da daha az olur, bilmiyorum. Yok yani. 100 lira falan yapar. Yani bir arkadaşımız bunu alsa, yaptırmak istese telefoncuya 550 liraya mal olur. Kendi yaparsa evet. 450'ye mal olur. Bu çok büyükmüş ya. Aynen, bayağı büyükmüş. Bunu falan almak lazım. Aha, silindi. Ya bu böyle bir bu tableti de sevdik biz. Size beğenirseniz eğer, ben bunun linkini bırakayım aşağı. İlgilenenler varsa çoluğa çocuğa vermelik. Güzel bir şey. İndirimlerini bırakırım. Tüm kullandığımız, önerdiğimiz ekipmanları açıklamada paylaşıyoruz. İndirimli kodlarını da paylaşıyoruz. İndirim kodları bu ayın sonuna kadar devam ediyor. Bitince ben yenilerini ekliyorum. Bununla proje yapılıyormuş, biliyor musun? Bak şimdi. Şöyle de yapılabilir. Diyelim bu telefonu söktük. Sökeceğiz. Vida yerlerini unutmamak için. Aynen öyle. Kamerası bile çıktı. Bastırınca. Aynen. Şimdi mesela vida, böyle vidaları diyelim, iPhone'u şöyle çizersiniz. iPhone'un anakartı bu tarafta oluyor gerçi. Şöyle bir uzantısı olur. İşte şurası batarya girer. Şuraya batarya yazarsınız. İşte buralara vidaları koyarsınız. Yani kullanılabilir. Bu biraz büyük. 13,5 inç. Bunun bir de 10 inç olanı var. Bir küçüğü daha bizim işimizi görebiliriz. Evet. Bence. Arkadaşlar, videomuz bitti bizim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.